Fuarlar hayatımızın, hatta ticari hayatımızın en önemli taşlarındandır değerli seyircilerimiz. Ve işte bu amaçla mikrofonu işin uzmanına uzatıyoruz. Merhaba Fuar TV izleyicileri. Bugün sizlere Kocaeli TÜYAP'tan sesleniyoruz. TÜYAP'tan neredeyiz efendim? ICM Makine Mühendisliği'ye konuk olduk ve ICM Makine Mühendisliği'nin fabrika direktörü Sayın Devrim Deniz'le bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Bakalım bize vermiş oldukları hizmetlerle ilgili ne gibi bilgiler aktaracaklar. Devrim Bey merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyisiniz umarım. İyiyim, sağ olun. Teşekkür. Fuarın ilk siz günü henüz yoğunluk başlamadı. Ancak işte hazırlandık, kurduk. Bu sakinliği fırsat bilip biz de hemen mikrofonumuzu size uzattık. Ben hemen söyleşimize başlamadan önce ekranlara başında bizi izleyen değerli izleyicilerimize sizi tanıtmak adına sormak istiyorum. Kısaca Devrim Deniz kimdir efendim? 1975 İstanbul doğumluyum. Yurdun çeşitli yerlerinde eğitimimizi tamamladıktan sonra yurt dışında yüksek lisans yaptım. Ne güzel. Daha sonra ülkemize döndüm. 2005 yılından beri de ICM Makina'da fabrika direktörü olarak çalışmaktayım. ICM Makina. Evet. En zor kısmı zaten buydu. Yani kişinin kendisini tanıtması biliyorum zordur. Evet. Bundan sonrası işte zaten ICM'i konuşacağız. ICM ne zaman kuruldu efendim ve ICM'in faaliyet alanları nelerdi? ICM Makina İzmitli Ulusoy ailesinin girişimi. Aile 1967 yılından beri kağıt endüstrisinde faaliyet gösteren bir grup. ICM Makina da bu grubun bir parçası. 1996 yılında ailenin ikinci kuşağı tarafından kurulmuş bir firma. 2000'lerden bu yana da dünyanın birçok yerine makine imalatı, ihracatı yapıyoruz. Dünyanın birçok yerine derken onu biraz açalım istiyorum ben. Talep gelmesi durumunda nerelere kadar bu hizmeti ulaştırabiliyorsunuz? Evet, şöyle söyleyeyim ben. Kazakistan'dan Ekvator'a kadar diyeyim. Ekvator'a kadar. Yani Kuzey Amerika'da pazar faaliyetlerimiz yeni başladı. Çin'de yeni başladı. Son iki seneden beri devam ediyoruz. Acentelikler oluşturduk. Talepler alıyoruz. Fakat henüz direkt bir satışımız olmadı. Ama bu iki büyük pazar haricinde dünyanın bütün pazarlarında varız. Anladığım kadarıyla talep olduğu takdirde dünyanın her yerine bu hizmeti sunuyorsunuz. Evet. Üretmiş olduğunuz ürünleri ulaştırıyorsunuz. Peki sormak istediğim sorulardan birisi de şu Devrim Bey. Takdir edersiniz ki sektörde sizin dışınızda faaliyet gösteren başka birçok firma söz konusu. Evet. Bu anlamda yalnız değilsiniz. Muhtemelen çok ciddi bir rekabet söz konusu. Bu anlamda hizmet alacak kişi veya kurumlar neden ICM Makina'yı tercih etmeli? Sizi farklı kılan nedir efendim? Bizim özelliğimiz insan kaynağımız aslında. Sektörde 20 yaşında makine imalatı yapan bir firma bulma şansınız çok zor. 50-55 kişilik bir kadromuz var. Bu kadronun 3'te 2'si, 35-40 kişi kadarı 6 sene ve daha üzerinden beri ICM'de çalışıyor. Yani kendi insan kaynağımızı kendimiz yetiştirdik. Biz terzi izliyoruz müşteriye. Yani müşterinin istediği özellikle makine yapma kabiliyetimiz yüksek. Sektörde bizi farklı kılan şey de mühendislik hizmetimiz. Bu altyapı hizmetimizin olması, satış sonrası servis hizmetimizin kuvvetli olması. Tabii ki ürettiğimiz ürünlerin özellikleri ve kalitesi de bir dünya markası olmamızda büyük etken. Bunların tamamı bir araya gelince doğal olarak tercih sebepleri oluşuyor diyebiliriz o zaman. Peki gayet güzel, çok uzun yıllardır sektörde faaliyet gösteriyorsunuz. Tabiri caizse başarı basamaklarını emin adımlarla tırmanarak yolunuza devam ediyorsunuz. Ben biraz da ICM'in geleceğini merak ediyorum. Geleceğe yönelik hedef ve planlarımız ne? Geleceğe yönelik gene biz insan diyoruz. İlk yapmamız gereken... Merkeze insanı koyuyoruz sürekli anladığım kadarıyla. Mutlaka. İlk yapmamız gereken insan kaynağımızı güçlendirmek, yetkin insan sayımızı arttırmak firma içerisindeki. Bizim diğer en büyük önem verdiğimiz tarafı da yurt dışındaki acenteliklerimiz. Onlarla ilişkilerimizi güçlendirmek, yeni acenteler edinmek, onların yapılandırılmalarıyla ilgili onlara destek olmak. Makina satış işinde çünkü müşteri tarafındaki birinci basamak güven basamağı.
Biz öyle olduğuna inanıyoruz en azından. Yaşadığımız tecrübeler onu söylüyor. Bizim dünyanın farklı yerindeki acentelerimizin hepsi de bu sektörde senelerce çalışmış, bu sektörün içinde bulunmuş, bu sektörden yetişmiş insanlar. Ama işte ICM'i de arkalarında hissettiği zaman bir güven konusu daha ön plana, daha önemli oluyor. Çünkü insanlar size bugün işte 100 milyon, yüz binlerce euro, yüz binlerce dolar para ödeyip hiç görmedikleri bir makinenin siparişini verebiliyorlar. Ve şu anda bu dünyanın 40 ülkesinde bunu gerçekleştiren müşterilerimiz var. Bunun için referanslarımız çok ciddi bir background gerekiyor. Tabii mutlaka. Kesin. Mutlaka. Peki efendim, son olarak ekranları başında bizi izleyen değerli izleyicilerimize ve tabii ki bugüne kadar ICM'i tercih etmiş olan kişi veya kurumlara söylemek istediğiniz son cümleleriniz varsa bunları toparlayabilir misiniz lütfen? ICM olarak en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz müşterilerimize. Pazarda en önemli konulardan birisi ürün farklılaştırması. Ürün farklılaştırması dediğimiz şey de makine özelliklerini değiştirilerek ortaya çıkıyor. Biz bu konuda da çok hızlı ve doğru cevaplar verebildiğimizi düşünüyoruz müşterilerimize. Ben en başında söylediğim şeyi gene en sonunda söyleyeceğim. Müşterilerimiz için de onların insan kaynağının eğitimi, onların insan kaynağının geliştirilmesi konusunda da onlara yardımcı oluyoruz. Bu aynı zamanda bizim ülkemiz için de çok önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Sizin de söylediğiniz gibi insanı işin merkezine koyuyoruz. Evet, kesinlikle olması gereken de bu diye düşünüyorum. Ben size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Bey, ederim. Bize standınızda konuk ettiniz, ağırladınız. Çok sağ olun. Sağ olun. Ayağınıza sağ olun. Çok sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Evet sevgili Fuar TV izleyicileri, yayınımızın başında da söylediğim gibi Kocaeli TÜYAP'a konuk olduk efendim. TÜYAP'ta neredeydik? ICM makine mühendisliğe konuk olduk ve fabrika direktörü Sayın Devrim Deniz'le bir söyleşi gerçekleştirdik. Buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar diyoruz ve sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz. Hoşçakalın.